Bir cisim bir doğru üzerinde hareket etmektedir. Aşağıdaki grafik cismin konumunun zaman içinde başlangıç noktasına göre değişimini vermektedir. Grafikte işaretlenen noktalarda cismin hareketiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? İleri, geri, ne ileri, ne de geri demişler. Şimdi hemen videoyu durdurun ve lütfen biraz düşünün. Bakalım. Burada metre türünden konumu, burada da zamanı vermişler. Örneğin bu noktada, yani bir saniye sonra başlangıç noktasından 4 metre uzaklaşmışız. Burada ise, yani 4 saniye sonra da başlangıç noktasının 4 metre gerisine gelmişiz. Şimdi de bize verilen noktaları tek tek inceleyelim ve ne yöne hareket ettiğimizi belirleyelim. Buradaki noktada başlangıç noktasının yaklaşık olarak iki buçuk metre ilerisindeyiz. Zaman ilerledikçe başlangıç noktasına doğru yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz. Bu noktada iki buçuk metre ilerisindeyiz. Yarım saniye sonra ise başlangıç noktasına geri dönmüş olacağız. Başka bir deyişle geriye doğru hareket ediyoruz diyebiliriz. Buradaki noktaya gelene kadar yani eğrinin eğimi aşağı yönlü olduğu sürece bir bakalım. Hep geri hareket etmişiz ama bu noktaya geldiğimizde yani başlangıç noktasının 5 metre gerisindeyken yeniden ileriye doğru hareket etmeye başlıyoruz. Ama bu noktadaki hareket ne ileri ne de geri yönlü. Bu geriye giderken ileriye doğru hareket etmeye başlayacağımız nokta. Bu noktadaki teğetin eğimi evet bunun için bana ne söyleyebilirsiniz? Eğim x eksenine paralel olduğu için hareketin yönü de ne ileri ne de geriye doğrudur değil mi? bu nokta için de aynı yöntemi kullanalım eğim pozitif ve bu noktada başlangıç noktasına geri dönmüşüz ama eğer çok ama çok kısa bir süre geçerse başlangıç noktasının ilerisinde olmuş olacağız bu da hareketin ileriye doğru olduğu anlamına gelir Buradaki noktada da başlangıç noktasındayız ama yine çok ama çok kısa bir süre sonrasını düşünürsek başlangıç noktasının gerisinde olacağımızı görebiliriz. Öyleyse buradaki hareketin yönü de geriye doğrudur ve işte hepsi bu kadar.